Arkadaşlar sizce de göz makyajım çok güzel olmadı mı? Ben aşırı derecede beğendim. O yüzden size de göstermek istiyorum şu an. Ama bu yeni kamera. Ve yeni kamera olduğu için tüm gözeneklerim, tüm hücrelerim belli oluyor yani şu anda. Şuna bakın. Neyse olsun. En azından göz makyajlarım artık daha güzel çıkacak. Yeni kamerayla ve yeni koltuğumla ilk videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir maraton çekiyoruz. Ama maratondan önce birazcık böyle heyecanından bahsetmek istiyorum. Şu an kayıttayım. İlk defa bu kamerayla kayıt yapıyorum. Lensini ayrı aldım. Kamerayı ayrı aldım. Tripodu da kamerayı taşıyabilmesi için ayrı aldım. Benim evdeki tripodlar bu kamerayı taşıyamıyordu çünkü. Normalde benim kullandığım kameradan çok çok daha fazla kaliteli. Yani değişik değişik fonksiyonları var. Ben biliyorsunuz sadece YouTube için kamera kullandığım için bu tarz detaylara hakim değilim, bilmiyorum. Neyse işte almaya gittik. Orada bana anlatıyorlar şöyle şey yapabiliyorsunuz, böyle özellikleri var, şöyle sinematik modu var. Dedim ki hayır, ben sadece YouTube için kullanacağım dedim böyle. Yani görüntü şu an ne kadar iyi bilmiyorum. Bir ihtimal bu videonun tamamının çöp olma ihtimali de var. Yani bilgisayara atamama şansım da var. Bilgisayara attım diyelim, sesimi almamış olabilir, görüntü kötü olabilir, kayıt tuşuna basmamış olabilirim. Yani şu an kayıt tuşu var, yukarıda sayılar dönüyor ama bilmiyorum. Şu anda kaydı almıyor da olabilir. Çok komik olmaz mı ama 20 dakika boyunca kendi kendime burada bir şeyler anlatsam. Gerçi 20 dakika değil, bu maraton. Maratonumuz çok daha uzun sürecek ama hani video 20 dakika olur muhtemelen. Kendi kendime konuşsam burada harbiden komik olur. Neyse. Hava çok sıcak ama enkaz altındakilere uygun bir makyaj yaptığımı düşünüyorum. Artı olarak dediğim gibi koltuğum da yeni ve çok daha rahat. Koltuğum yeni olduğu için buradaki büyük koltuğu çıkarabildim artık. Belim ağrıdığında oraya geçiyordum normalde. Belim ağrımayacağı için artık bununla takılabiliriz diye düşünüyorum. Yani görüntüde birazcık gözüküyor ama sıkıntı olmaz diye umut ediyorum. Umarım siz de aynı fikirdesinizdir. Çünkü yani mesela şu anda enkaz altındakiler nerede? Ha burada. Enkaz altındakiler, bunun maratonu yapacağız tamam mı? Bu kitap tam olarak 332 sayfa. Ben bu 332 sayfayı bir kere bile koltuktan kalkmadan burada bitirmeye karar verdim. Çünkü birincisi Beyza'nın kitaplarının puntosu bayağı büyük. Artı olarak çok aşırı derecede karmaşık bir kurgusu yok muhtemelen. Artı olarak koltuğum çok rahat olduğu için 2 saat boyunca buradan kalkmak istemiyorum. Yani ben burada otururum, kitabımı okurum, videomu çekerim. Hiç sorun değil. Kahvaltımı aldım. Bu arada bugün cumartesi. Sabahın 6'sında kalktım, hazırlandım. Öğlen arkadaşlarım gelecek. Arkadaşlarım gelene kadar kitabı bitireyim diye düşündüm. O yüzden birazcık erken. Kahvaltım da burada. İşte çekmediğim anlarda birazcık buradan kahvaltımı yaparım. Kahvem var. O yüzden mutlulukla başlayabilirim. Umarım kaydediyordur. Lütfen kaydediyor ol. Şimdi kitabımızın sayfasını söyledim. Aksesuarlarını göstereyim size. Şöyle bir tane bu benenin küçük ayracı. Abi ne kadar iyi netliyor. Şuna bakar mısınız? Oha çok iyi. Bir tane normal bildiğimiz enkaz altındakilerin ayracı. Şu şekilde. Bir tane de küçük posterimiz var. Şöyle. Ben poster boyutlarının küçük olmasını daha çok sevdim bu arada. Çünkü odanın herhangi bir yerine poster sayısını daha fazla şekilde asabilirsiniz diye düşünüyorum. Küçük küçük ama çok çok diye düşündüğüm için posterlerin küçük olması daha iyi bence. Sonrasında kapağımız şu şekilde. Ben kapağı çok beğendim. İlk kitabın kapağından daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Vibe olarak da çok güzel. İşte siyah ve kırmızı, birazcık böyle karanlık bir enerji falan. İşte benim ilk kitaptan kurguyu hatırlıyorum ama çok fazla detayları hatırlamıyorum. Böyle Nisa'nın çok aptal sarışın modunda olduğunu hatırlıyorum. İşte birazcık karakterlerin arasındaki dinamikleri hatırlıyorum. Bulut'un tam bir yan eğlenceli karakter. İşte sevgilisi yok ama daha neşeli falan. O vibe'ı veren karakterler vardır ya. Onu olduğunu hatırlıyorum. Şimdi size bir arkasını okuyayım yine. Hatırlayalım birazcık. Gözlerinizi açtığınızda yıkılmış bir evde uyanacaksınız. Tek çıkış yolunuz yerin altında. Kendinizi bulduğunuz çıkış noktası her bir yanı kameralarla çevrili. Her yer izlenen bir platonun içinde. Tek amacınız ise alandaki ipuçlarını takip edip evleri bulmak. Tüm yarışmacılar evleri bulduğu an kazanan belirlenmiş olacak. Öyleyse sizi kaybetmemizi ister miydiniz? Kumru, Uras, Nisan, Eren ve Bulut serinin ikinci kitabını şimdi bir kez daha yerin altında ve bir kez daha kameraların karşısında. Üstelik bu sefer onları gerçek bir yarışma, gerçek bir mücadele beklemektedir. Fakat hayal kırıklıkları peşlerini asla bırakmaz. Peki bu sefer okuldan çıkmayı ve evlerine dönmeyi başarabilecekler mi? Sonrasında kurgumuz başlıyor şu şekilde. Şöyle. Böyle. Burada karakterlerimiz var sanırım. Ben ekrandan gördüğüm için tam emin olamadım ama. Sonra da başlıyor. Yo pardon, ön sözmüş. Ön sözden sonra bir tane playlistimiz var. Yine yakından göstereyim. Ondan sonra da birinci bölümle şu şekilde başlıyoruz. Bu arada kitap spoilersız olacak. Yani maraton spoilersız olacak ama videonun en sonunda sizin yorumlarınızı okuduğum bir kısım oluyor ya. Instagram'dan etiket atıyorum, ona cevap veriyorsunuz. Onları okuyacağım. Onlarda spoiler vardır muhtemelen, yani yazdıysanız okurum ben de. O kısım spoilerlı olur ama o kısma gelene kadar, yani ben kitabı bitirene kadar spoilersız olarak devam ediyoruz ve 2 saat için hazır mıyım? Evet çok hazırım.
Yani 2 saatten uzun da sürebilir ama 2 saatte bitiririm muhtemelen. Let's go! İlk cümlemiz. Bundan tam 1,5 yıl önce enkaz altındakiler isimli bir yarışmaya katılacak 4 yabancı ile tanıştım diyerek başlıyoruz. Aa arkadaşlar, sayfa 26'dayım. Yeni karakterlerimiz var. Ben baştaki karakter şeyini incelemedim, resimlerini. Alpin isimli bir karakterimiz geldi. Alpin. Alpin'e ısındım mı? Şöyle bir birazcık okuyayım da söyleyeyim ya. Ya tam emin olamadım Alpin'den. Sayfa 38. Pella diye bir karakterimiz de geldi. Şimdi şu ana kadar Alpin'den çok negatif bir vibe almadım ama yeni karakterlerin en azından bir tanesinin pislik çıkacağına eminim. Muhtemelen çok gıcık bir karakter olacak. Ama hangisi olacak emin değilim. Pelda'da birazcık o vibe var gibi emin olmakla birlikte. Arkadaşlar olan biten şaka mı şu an? Sayfa 67'deyim ve yani iki sayfada Kumru'nun dünyası başına yıkıldı resmen. Oha, olaylara bakın. Yuh. Şimdi sayfa 88'den size bir diyalog okuyacağım. Seni bekledim dedi Kumru. Ne istersin? Ne yiyelim? Uraz başını kaldırıp caddeye şöyle bir bakıverdi ve düşüncesizce konuştu. Kumru dedi. Kumru başını çevirip şaşkınlıkla Uraz'a baktı. Efendim? Kumru diye tekrar etti Uraz dalgınlık yürümeye devam ederken. Kumru yiyebilirim ben. Tamam. Kurduğu cümlenin içindeki kelime oyunu kafasına dank etti ve kendisini tutamayıp giderek Kumru'ya döndü. Kumru da kendisini tutamadı ve gülmemek için dudaklarını birbirine bastırmak zorunda kaldı. Özür dilerim dedi Uraz gülerek. Yemin ederim ismini düşünerek söylemedim. Şuradaki kafenin önündeki tabelayı okudum. Ayvalık tostu ve Kumru yazısını görünce canım Kumru çekti. Öyle söyleyiverdim. Peki dedi Kumru. O zaman ben ayvalık tostu yerim. Sen de Kumru mu yiyeceksin? Uraz da diyor ki sana ayıp olmayacaksa evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Normalde bu tarz diyalogları ben çok fazla sevmem. Yani çok içimi ısıtmaz ama bu çok tatlı yazılmış 88. sayfadaki. Artı olarak bir şey daha söyleyeceğim. Enemies to lovers olsun, friends to lovers olsun, yani ya da tropsuz dümdüz bir aşk hikayesi olsun fark etmez. Çiftlerin arasındaki gerilimi okumak çok hoşuma gidiyor. Çift olmadan önceki maceralarını okumak, birbirlerine bir şeyler söylemelerini okumak falan vesaire, bunlar da çok hoşuma gidiyor. Aşklarını itiraf edemedikleri anlar veya etmeye çalıştıkları anlar, bunları da okumak çok hoşuma gidiyor. Ama çiftimiz sevgili olduktan sonra benim o çifte okumaya karşı olan hevesim birazcık sönüyor. Bunu neden anlatıyorum? Kumru ile Uraz'da böyle olmadı. Yani çok nadir böyle oluyor bende. Hevesimin kırılmadığı çok az kitap var. Onlar da gerçekten böyle deli gibi sevdiğim çiftler. O şekilde düşünebilirsiniz. Kumru ile Uraz'daki enerji de tamam ya sevgili oldular artık yeter falan modunda değil. Birazcık da nasıl diyeyim? Samimiyetleri var ya. Böyle bir sıcaklıkları var. O yüzden Kumru ile Uraz'ı okumayı seviyorum. Bu da komik bir diyalog örneğiydi bununla ilgili. Ve 111'e kadar geldim. Artık yarışmamız başlıyor. Kitabın ilk 100 sayfası zaten direkt olarak yarışma öncesi işte yeni karakterleri tanımamız, neler olup neler bitti bunları hatırlamamız, Kumru'nun travmalarından sıyrılışını okumamız falan bu şekilde ilerledi. Şimdi asıl aksiyon başlıyor. Asıl sevdiğim kısımlar başlıyor. Bir bilgi daha söyleyeyim size. Enkaz altındakilerin birinci kitabı kurgusal açıdan benim en sevdiğim Beyza Koç kitabı. Daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle daha iyi olabilirdi. Kurgusu çok daha derinleştirilebilirdi. Çok daha iyi ele alınabilirdi. Bundan kastım şey değil. İşte kötü yazdığını söylemiyorum. Sadece kurgu güçlü bir kurgu. Konusu bence bayağı iyi. Yani yarışma, işte enkaz altındakiler, karakterlerimiz oraya gidiyor, oyunlar oluyor, bilmeceler oluyor, bunları çözmeye çalışıyorlar falan. Birazcık böyle modern aşık oyunları enerjisi verdiği için zaten kurgusal olarak benim çok hoşuma gitmişti. Ama dediğim gibi birazcık daha karakterler olsun, olaylar olsun, bir tık daha kaos eklenebilir, vahşet eklenebilir, daha derin ve böyle daha temelli bir kurgu oluşturabilir de diye düşünüyorum. Ama benim kafa birazcık fantasiye doğru kayıyor bu noktada. O yüzden bir şey söylemeyeyim. Şimdi olaylarımız başladığı için 111'den devam edelim. Sayfa 119. Kumru resmen sorun sende değil. Ay pardon. Tamam doğru söyledim. Sorun sende değil. Bende. Klişesi çekti şu anda çocuğa. Spoiler değil merak etmeyin, yani bir tane replik sadece ama klişelerin klişe olmasının bir sebebi vardır arkadaşlar. Bunu da belirtelim burada. Mesele sen değilsin. Mesele benim diyor. Sayfa 125. Ankara. Güzel Ankara mıydı? Yoksa yanlış söyledim. Fark etmez. Burada bir tane alıntımız var. Suat Karin'in odası en az bir Ankara sabahı kadar soğuktu. Arkadaşlar maalesef artık küresel ısınma sebebiyle Ankara sabahları da olsun, kışları da olsun fark etmez. Eskisi kadar soğuk değil. Artık ısındı. Yani bu kış resmen hiç kar yağmadı bile. Bir de Ankara'dan bahsediyoruz yani. Üzücü. Gerçekten çok üzücü. Bu yüzden çevreyi ve doğayı korumamız gerekiyor. Gezegenimizi koruyalım. Sayfa 137'ye kadar geldim. 107. sayfadaki bölüm kapanışını çok beğendiğim için burada bir ara vereyim, sizinle konuşayım dedim. Bunun haricinde de içime bir anksiyete atağı düştü şu anda arkadaşlar. Ya kayıtta değilsek. Ya ben bu kadar kitabı boşuna okuyup boşuna konuştuysam diye düşünüyorum birazcık. Bak canım kameram. Bir tanem. Lütfen kaydediyor ol şu anda, tamam mı? Bir sıkıntı çıkmasın. Ben de bu videoyu yetiştirebileyim. Lütfen. Tamam şimdi 3. bölüm. 11. bölümden devam ediyorum okumaya. Ankara. Güzel Ankara. Şimdi sayfa 161'e kadar geldim. Kitabın çok büyük bir yoğunluğu tamamıyla diyaloglardan oluşuyor. Yani karakterlerimiz çok fazla olduğu için normal bir şey bu. Bol bol diyalogumuz var, işte oyunlar çözmeye çalışıyorlar falan ama yani gerçekten kendi düşüncem, negatif bir şey söylemek de çok hoşuma gitmiyor biliyorsunuz ama hakikaten bir tık daha böyle yoğun bir kurgu olabilirdi bu ya. Yani birazcık basit kalıyor, anlatabiliyor muyum? Hem dil açısından basit kalıyor, hem diyalog fazlalığı, aslında diyalog demek basit demek değildir. Diyalog yazmak çok zor bir şey. Özellikle de ben yazamıyorum hiç. Çok zorlanıyorum diyalogları yazarken.
ama bence ne demek istediğimi anlıyorsunuz ya. Daha top ve daha böyle güçlü bir kurgu olabilirdi gibi hissediyorum. Birazcık harcanmış da demek istemiyorum ama basit kalmış konusuna göre. Bunu demeye çalışıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de aşağıya yazabilirsiniz. Ama yani kendi düşüncem bu şekilde. Bir tık yetmiyor. Birazcık daha böyle bir epiklik istiyorum kitapta. Sayfa 200'e kadar geldim. Sayfa 200'de bunlar bir tane oyun çözmeye çalışıyorlar. Ve bu oyunun bir parçası şu şekilde. Aile draması gibi düşünebilirsiniz. Çok detay vermeyeceğim bu arada. Hani oyunu çözerken siz de çözmeye çalışıyorsunuz ya bir yandan. O yüzden ne olup bittiğini söylemeyeceğim ama size yemin ederim bu oyun gibi bir hikayeyi Colin Hoover yazsa asla sırıtmaz. Yani tam bir işte aile draması, o onunla birlikteymiş, bu bunun çocuğuymuş, bu bunu aldatmış falan böyle. Tam bir Colin Hoover kitabı yani. Küçük bir Colin Hoover kitabı okuduk 4-5 sayfalık. Sayfa 205. Arkadaşlar burada bir plot twist'imsi bir şey oldu. Yani tam bir ters köşe değil. Çünkü hiçbir şekilde inanmıyorum böyle bir şeyin olduğuna. Hiçbir şekilde yani bakın bir saniye bile aa tamam böyle bir şey olabilir demedim. Tamamıyla rating olsun diye bu muhabbeti ortaya atan karaktere birilerinin bunu nasıl diyeyim? Ay spoiler vermeden de konuşamıyorum. Birileri gitmiş bu konuyu ortaya atan karaktere demiş ki biz ratingleri yukarı çıkarmak istiyoruz. Sen git bir ortalığı karıştır demiş. Anlatabildim mi? Bence spoilersız ancak bu kadar anlatabilirim. O yüzden hiç şey yapmadım yani. Bunun da hiç drama yapmasına gerek yok şu anda. Birazcık kendini toparlamalı diye düşünüyorum. 205'teydim. Şimdi 207 18. bölümden devam ediyorum. Bu arada hiç yorulmadım. O kadar yormuyor ki kitap. Hem punto büyüklüğünden dolayı hem akıcılığından dolayı gram yorulmadım. Çok çiçek gibi ilerliyor şu anda. Ara verme ihtiyacı bile hissetmiyorum. Sayfa 214. Benim anlamadığım bir konu var şu anda. Yani sadece birinin lafıyla Kumru nasıl bir anda bir drama queenliğe bağlayıp böyle bir Allah'ım dünyam başıma yıkıldı falan moduna geçip bir hareketlere bir kararlar vermeye kalkıştı. Yani bir cümleye bakar ya gidip bir soracaksın. Kardeşim böyle bir şey duydum. Hayırdır falan diye. Yani şu an gerçekten Kumru beni çok sinirlendiriyor. Aşırı derecede sinirlendiriyor. Sayfa 216. Devam. Arkadaşlar sayfa 225. Bakın ben böyle iletişim kurmayan, iletişim kurmayı tercih etmeyen, sorunlarını tartışmayan insanları hiç sevmiyorum. Yani bir derdin varsa kalk konuş. İçinde seni rahatsız eden, ukde kalan bir şey varsa, söyleyemediğin bir şey varsa otur karşısına. Kardeşim de ki ben böyle böyle hissediyorum ya. Buna bir çözüm bulalım de. Ya ne bileyim ben böyle düşünüyorum. İşte acaba yanlış mı düşünüyorum diye. Karşındaki kişiyi madem sen kendini bu kadar yakın olarak seçtiğin bir insan. Onunla konuşabiliyor olman gerekiyor. Ben gerçekten delireceğim ya. Bir tane cümleye bakar. Bakın azıcık karşı karşıya kalıp konuşsalar olay çözülecek zaten. Delireceğim. Ben 245'e kadar geldim. Bir eleştirim daha olacak. Negatif eleştirim daha olacak kitapla ilgili. O da karakterlerin birazcık tek yönlü yazılmış olması. Yani mesela Nisan kim? Nisan sarışın aptal. Birazcık daha neşeli olan karakter. İşte Bulut kim? Birazcık daha neşeli, sevgilisi olmayan, ortamı neşelendiren karakter. Kurum zaten main ana kızımız. Bu tarz karakter özellikleri bir kişiye çok fazla yüklenmiş ve o çerçeveden çıkamıyormuş gibi. Bunu neden bu kadar iyi biliyorsunuz diye soracak olursanız ben de kendi kitabımda böyle yazdığım için gayet iyi biliyorum. Aynı hatayı ben de yaptım çünkü. İşte Varsay'ın oyununda Nefeli karakteri mesela. Nefeli zeki kız, tamam mı? Zeki kız etiketi üzerine yapışınca sanki o sadece bir çerçeve içerisinde ve sadece karakterine uygun olan şeyleri yapabilirmiş ya da sadece karakterine uygun olan cümleleri söyleyebilirmiş gibi ya da sadece karakterini gösterebileceği sahnelerde var olabilirmiş gibi algılamıştım ben. Tabii ki şu an ikinci, üçüncü kitabımda bunu açtığımı düşünüyorum. Özellikle üçte bayağı açtığımı düşünüyorum. Ama ilk kitapta yaptım mı? Yaptım birazcık yani. Bu konuda eleştiri de aldım dediğim gibi. Zaten eleştiriler sayesinde fark ettim böyle bir çerçeve içerisinde yazdığımı. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama mesela kendi yaptığım bir hataya odaklanıp bunu düzeltmeye çalıştığım için başka bir kitapta gördüğümde de fark etmesi daha kolay oluyor. Bu nedenle bu kitapta da karakterlerin birazcık daha derinliği olmasını, birazcık daha böyle çok yönlü olmalarını tercih ederdim. Öyle söyleyeyim. 245'teyim şu anda. Bayağı az kaldı. Löp 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 bitireceğiz gibi geliyor. Sonuyla ilgili arkadaşlar bu mutlu biter ya. Size bir şey diyeyim mi? Bence mutlu biter bu. Zaten son kitap diyebiliyorum. İlk kitaplık bir seriydi. İkinci kitabı bu. Seri bitecek. Belki biri ölür. Bulut olabilir mesela. Bulut harcayabilirler. Ya da Nisan harcanabilir gibi geliyor bana. Harcanabilir derken benim görüşüme göre değil. Kurgusal olarak. Neyse devam edelim. Yine de mutlu biteceğini düşünüyorum şu anda. Arkadaşlar birileri şu Batuhan mıdır, Batuhan mıdır, Batı mıdır nedir? Şu karakteri alsın benden tamam mı? Uzağa götürsün. Ben bu karakteri görmek istemiyorum. Ben bu karakteri okumak istemiyorum. Ben bu karaktere aşırı derecede gıcık oldum. Bakın sinirlerimi oynatıyor bu karakter. Çok hassiz, hadsiz, bencil. Başka şeyler de söyleyeceğim ama söyleyemiyorum. Çünkü YouTube'dayız şu anda. Ama alın, alın, alın şu kitabı. Şu Batuhan'ı çıkarın şu kitaptan. Batuhan'ı, Batı'yı. Ben artık Batı okumak istemiyorum. Ih oldum yani. Al işte. Bir şey diyeyim mi? Alın işte. Bakın ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani karşı karşıya gelip iki kelimeyi bir araya getiremezsiniz. Olacağı budur. Sayfa 281'deyim şu anda. Yani of. İletişim kurun arkadaşlar. İletişim kurun. Bu kitabın başına şey yazacağım. Karakterlere iletişim kurmayı öğretiyoruz. Ya da şey olabilir. İletişim kurun falan böyle. Sorunlarınızı tartışın. Çok sinirim bozuldu. Artık bitiriyoruz. Eğer büyük bir olay olmazsa kitabı bitirip gelirim arkadaşlar. Büyük bir olay olursa orada dururum diye düşünüyorum. Sayfa 283'teyim. 26. bölümden devam. Sayfa 328. Büyük bir olay oldu. Gerek var mıydı? Bence gerek yoktu. Yani tam bitiyor.
bitiyordu. Tam kitabımız bitiyordu. Tamam, mutlu mesut, evli mutlu çocuklu. İşte çiçekler, böcekler, küresel ısınma durmuş. Gezegenimiz kurtulmuş. Yarışma bitmiş falan. Bunların hepsini sallıyorum bu arada, spoiler olarak algılamayın. Ama buna gerek yoktu. Yani hakikaten gerek yoktu. Üzüldüm şu an. Kızın çekmediği şey kalmadı zaten. Ve bitirdim arkadaşlar. Şimdi çok keyifliydi. Hakikaten çok keyifliydi. Kitap olarak değil sadece. Yani birazcık ben de bugün keyifliyim, mutluyum. Ondan dolayı da olabilir. Yeni kameranın hevesiyle de olabilir. Bilmiyorum. Rahatlığımdan dolayı da olabilir. Ben mutluydum bugün. Mutlu olduğum için kitabı da daha keyifli okudum. Aşırı derecede hızlı bir şekilde akıp gittim. Hiç duraksamama bile gerek kalmadı. Bakın kahvemi bile bitirmemişim artık. Siz düşünün. Kahvem bile yarım duruyor. Zaten dediğim gibi ilk kitapta da bazı hayal kırıklıklarına uğradığım için ikinci kitaptan böyle ahım şahım işte şöyle olacak böyle olacak falan gibisinden bir beklentim yoktu. Zaten neyle karşılaşacağımı az çok tahmin edebildiğim için, az çok öngörebildiğim için hayal kırıklığına uğradığım bir nokta olmadı. O iletişim kopukluğu tropu olmasaydı daha iyiydi bu arada. Yani sırf kitap uzasın ya da ne bileyim olay olsun, drama olsun ya da farklı bir sebep de olabilir, fark etmez. Ne için yazıldığını bilmiyorum ama ne için yazıldıysa da çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bunun ayrıca dediğim gibi zaten Beyza'nın dili çok yoğun bir dil değil. Çok zorlayıcı bir dil de değil. Kolayca okunuyor, puntolara büyük. Konu olarak da hoşuma giden bir kitap bu ama ya ayın favorilerine falan girecek kadar değildi benim için. Ama keyifli okudum. Güzel gitti. Hatta bayağı güzel gitti. Bayağı aktı gitti yani. Böyle aşık oyunları tarzındaki kurguları sevenler, birazcık aksiyon olsun, birazcık romantizm olsun diyenler sever bu kitapları. Çok ağır olmasın diyenler yine severler. Artı 18 bir içerik de yok içerisinde, haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, misafirim geldiği için Bener burada. Merhaba deseler. Yorumları okuma kısmına geçiyoruz. Sonra da kapatırım videoyu. Zaten kendi yorumumu yaptım. Otur otur, bir şey olmaz. Bence saçmaydı. Olaylar çok acele gerçekleşti. Kitabın çoğu sayfasında zaten Kumru ve Uruz'un tribiydi. Buna katılıyorum yani. Birazcık drama fazlaydı. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Beyza'nın anlatım dili basitti. Kapak diğer kapakla uymamış. Kapak diğer kapakla çok uymuyor ama ben bunu daha çok sevdim. Çok mükemmel. En sevdiğim kitaplardan biri. Kar Küresi ve Kar Tanesi daha iyi demiş. Yani sonra kesilmiş yorum. Kitap çok güzeldi ancak sonu biraz daha uzatılabilirdi. Buna katılıyorum. Biraz daha uzun ve doyurucu bir kitap olabilirdi bence de. Her şeye rağmen iyiydi. Olayları biraz daha açsa bir 100 sayfa daha bize çıkarmış. Bize merakta kalmamış olurduk demişsiniz. Ben de katılıyorum buna. Biraz daha uzun olabilirdi. Ben çok beğenmedim. Kumru bazı hatalar yaptı. Batıhan ve Pelda nefret ettiğim insanlar, diğerleri normaldi. Kesinlikle birkaç tane ters köşe var. Güzeldi. Sonu doğru tahmin ettim. Birisi spoiler'ı bayağı bir geçirmiş ama okumayacağım yine de. Birazcık spoiler'sız ilerlediğimiz için okumamış olayım. Aşırı bir kitap tavsiye ederim. Çok güzeldi ama ilk kitap daha iyiydi. Güzel ama kitap boyunca sinir krizi geçireceksin. Geçirdik zaten, gördünüz. Böyle yani. Sizde de benim düşüncelerim az çok uyuşmuş bu arada. Ben bunları daha önce okumamıştım ama az çok aynı şeyleri düşünmüşüm. Şimdi kapanışa geçebiliriz. Öncelikle siz Enkaz Altındakiler serisini okudunuz mu, okuduysanız yorumlarınız ne? Bana katılıyor musunuz yoksa katılmıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun haricinde beni Instagram, TikTok ve web hesaplarından takip etmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki maraton kitabımız hangisi olsun onu da aşağıda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her cuma, cumartesi, pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Arkadaş, şaklamanlık yapıyorsun, evet. Değil mi?